bugün İzmir'deyiz. Kendi sektörünün öncü firmalarından Arkas'tayız. Arkas'ın CEO'su Mert Oruz'la birlikteyiz. Mert merhabalar, günaydın. Merhabalar Tarık, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Misafir ettiğiniz için bizi İzmir'de olmak her zamanki gibi çok güzel. Biz bu serimizde hep kendi sektörünün öncü firmalarıyla konuşuyoruz. Yakından bildiğimiz gibi Arkas'ta lojistik sektörünün en önde gelen firmalarından bir tanesi ve bizim çok yakından bildiğimiz gibi de dijital dönüşüme ilk karar veren ve bu konuda daha doğrusu ilk yol alan firmalardan bir tanesi. Biraz o hikayeyi paylaşırsanız eminim herkes duymak isteyecektir. Nasıl bu kadar erken karar verdiniz, buluta geçirdiniz çoğu sistemlerinizi, neydi amacınız? Tabii hiçbir yolculuk sancısız olmuyor, nerelerde zorluklar yaşadınız? Arkas'la beraber biraz bunları da duyarsak çok memnun olurum. Tabii memnuniyetle. Tabii biraz Arkas'ı tanıtmakta fayda var. Hani büyüklük, hacim veya bunun nedeni anlatmak evet. için. Arkas 23 ülkede, Türkiye dahil 66 şirketiyle aslında uluslararası uçtan uca lojistik yapan ana faaliyet alanları. Limancılık, limanlarımız var yurt içi yurt dışında. Armatörüz, gemilerimiz var. Acente hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda lojistik hizmeti veriyoruz. Depo, tren vesaire. Bu dört ana faaliyet alanında aslında dağıtık bir coğrafyada. Akdeniz'de, Karadeniz'de ofislerimiz var. Asya'da var. Amerika'da yeni ofisimizi açtık. Dağıtık bir cumhuriyette, aslında kendi cumhuriyetimizde bu hizmetleri vermek istiyorduk. Şimdi Cloud çok güzel ama bunun da tabii bu dağıtık coğrafyada tekilleştirmeye gitmek, sadeleştirmeye gitmekle ilgili bir çalışmanın faydasını görürüz diye düşünerek aslında yola çıktık. Şimdi teknolojinin tabii bakış açısı, dijitalleşme yol haritası, herkesin farklı bakış açısı ve yoğurt yiyiş şekilleri var. Doğru. Biz de bu cumhuriyette, yani kendi cumhuriyetimizde, dağıtık coğrafyamızda, kendi iş yapış şeklimizde, kendi iş stratejilerimizi düşünerek bu yola çıkalım dedik aslında. Disaster recovery, yani felaket yönetimi tarafında da çok yönetilebilir ve esnek bir yapımızın olmadığını düşünüyorduk. Bunu da aslında bir fırsat olarak gördük. Geçişle ilgili. Şimdi faydalarına gelirsek hani ne avantajlar gördük bu geçişle birlikte? Önce lift and shift, yani aldık sistemlerimizi taşıdık. Taşıdıktan sonra da artık bulut teknolojilerinin ve oradaki hizmetlerin nimetlerinden faydalanma olayı başladı. Birincisi tabii fayda olarak CAPEX, yani bizim yatırım maliyetlerimizi operasyonel maliyetlere dönüştürme gibi bir avantajla karşı karşıya kaldık. Operasyon maliyetlerini getirdiğin zaman da ne yapıyorsun? Bu sefer yavaş yavaş artık tune etmeye, oradaki maliyetlerin her birinin kılcal damarlarına girip bakma gibi bir avantajı var. Birincisi bu oldu, en büyük avantajı. İkincisi bulut teknolojilerinden artık sistemlerimi oraya geçirdiğim için, bütün yazılımlarımı artık orada yazdığım için, yani bütün uçtan ucu artık oraya geçtiğim için benim ne gibi bir avantajım oldu? Direkt bulut teknolojilerini fişi takıp istediğim kadar kullanma avantajım oldu. Diğer bir avantajı şu oldu. Direkt cloud'u doğan şirketler var. Küçük küçük şirketler var. Çok niş işler yapıyorlar. Evet. Ama siz oraya geçmediğiniz zaman zaten oraya fişi takıp onu kullanmanız imkanı yok. Yok, doğru. Bir yandan da bu firmalarla ilişkiler kurmaya başladık. Evet, sizinle rana diyoruz büyük ama olmayan belli hizmetler, niş yan tarafta duran harika hizmetler var. Bunları da en azından join edip kullanmaya başladık. Bunu da söyleyebilirim. Verdiğimiz BT hizmetlerinin ilk kez holdingde finansal bakış açısıyla yönetme gibi bir avantajı elde etmiş olduk. Neden? Çünkü kullandığımız kadar ödüyoruz. Yani yaktığımız belli ama anlık olarak ne yaptığımız, bütçesel olarak bunun karşılığı, mali akışının ne olduğuyla ilgili doğal olarak bugüne kadar hep CEO'lar, eminim ki geçmeyen arkadaşların derdi de budur, hep raporlamak zorundalar. Yani bütçenin neresindeyim, genel olarak ne yapıyorum, ne kadar harcıyorum, ne kadar harcayacağım, şirket buna ne kadar para harcayacak veya yatırımımı yaptığımda bunun operasyonel karşılığının ne olacağıyla ilgili hep bir derdimiz vardı. Artık böyle bir derdim yok benim. 360 derece bir finans yönetimini de verdiğimiz BT hizmetlerin içine yerleştirip çok bir esnek bir şekilde, şeffaf bir şekilde herkese gösterebiliyor olduk. İkinci konu da benim kafamdaki, bizim Türkiye'de oturtmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi de veri kültürü diye isimlendiriyoruz. Yani her kademede veriye dayalı karar verme. Şimdi demin anlattığın o geniş kapsamlı dijital dönüşüm yolculuğunda biraz önce söyledin, çok fazla ülkede operasyon yapan bir yer Arkas. Eminim her yerden veri akışı vardır.
Orada ne gibi faydalar sağladı ve sadece teknoloji olarak değil, kültürel olarak da sizde o veriyi kullanmak neleri değiştirdi? Bir de onları duyarsak çok sevinirim. Tabii, memnun ettim. Şimdi 23 ülke, 23 ülkede 53 ofis, 53 ofiste 8000 üzerinde çalışan, doğal olarak acayip bir veriyle karşı karşıyayız. Herkes gibi. Ama bu 23 ülkede uğradığımız, yani gemilerimizin uğrak yaptığı 100'ün üzerinde liman var. Hı hı. 100'ün üzerindeki limanın bağlı olduğu 100'ün üzerinde gümrük var. Hı hı. Gümrüklerin bağlı olduğu, çalıştığı müşterilerimiz var. Doğal olarak öyle bir aslında veri havuzunun içerisinde savaş veriyoruz ki farklı type'da gelen verileri bu kadar fazla bir karışıkta öncelikle düzgün toplamak peşindeyiz. Evet. Düzgün toplamayı açmamıza gerek yok. O düzgün olarak datayı aldıktan sonra, veriyi aldıktan sonra işi artık sınıflandırma aşamasına, hı-hı, getirmeye başlıyoruz. Hı-hı. Bunları sizin teknolojilerinizle yapıyoruz, hı-hı, zaten. Evet, bilgiyi akıllandırıyoruz, topluyoruz, ona göre bazı stratejiler belirliyoruz ama bunun güvenlik tarafında da olmazsa olmaz işlerimiz var. Hı hı. Burada da bulut teknolojilerinden yararlanıyoruz. Sizin data center'larınızda datamızı tutuyoruz. Ciddi anlamda bir güvenlikle ilgili süreçlerimizi orada esnek bir şekilde işletip, hı hı, yönetebiliyoruz. Hı hı. Bu aslında müşteri tarafında müşterinin bilgisine verdiğimiz aslında güvenin de bir karşılığı, hı hı, oluyor. Hı hı. Bugün müşterilerimizle oturduğumuzda, büyük kurumsal, hı hı, müşterilerimizle oturduğumuzda bize eskiden şu sorulurdu. Yani fiyat vesaire ticari pazarlıklardan sonra bu teknolojik anlamda nereye gidiyor arkası, neler, evet, yapmak istiyor, evet, sorusunu kurumsal sözleşmelerin içinde, ihalelerin içinde bize sorulurdu ve cevabını verirdik. Yatırım neye yapacağız, hı-hı, vesaire. Hı-hı. Şu an bir numara soru ne? Bilgi güvenliği. Hı-hı. Sen benim bilgimi nasıl tutacaksın? Nasıl tutuyorsun? Bundan sonra da nasıl tutmayı düşünüyorsun? Sorusu artık ciddi, evet, anlamda bizim büyük müşterilerimizde sözleşmelerin içine yazılıyor oldu. Bu tarafta da sizi tercih etmemiz, bu teknolojileri kullanmamızın da ihalelerde aslında veya iş yapış şekillerimizin ihalelere yansımasını, hı-hı, öne geçmemizi sağladı. Bu da nedir? Stratejide aslında farklılaşmak, müşteriyi kitlemek, sektörde, aynen, lider olmak için önemli bir pay. Aynen. Bu kadar çok ülkede operasyon gösteriyor olmanız bizi çok mutlu ediyor. Bir Türk olarak da bundan gurur duyuyoruz. Bunu teknolojiyle perçinlemiş olmanız da bizim açımızdan son derece güzel. Umuyorum bizi dinleyen birçok başka firmaya da ilham verici oldu bu açıklamalar. Tekrardan teşekkür ediyorum misafirperverleriniz için. Biz de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam.